Merhabalar efendim. Hull City kariyerimizin 8. bölümüyle gözlerimizi şu an Premier Lig'de açmış bulunmaktayız. Premier Lig'e ilk sezonda yükselmenin şerefine ve keyifli bir kariyer olduğunu düşündüğüm için hala abone değilseniz abone olmayı bir gözden geçirin diyorum. Neyse, çok da lafı uzatmayalım arkadaşlar. Size hemen transferleri göstereceğimi söylemiştim. Transferleri gösterelim. Şöyle fikstüre bakalım ilk önce. Fixture'de yemyeşil bir hazırlık dönemi geçirdik. Grasshoppers, Luzern, Zürich, Bayern, sonra Wies diye bir takım var. Olympique Marseille ve Porto. Hepsini geçtik ve toplamda 2-4 gol yedik ve bayağı gol attık. Gelin transferlere bakalım. Transferlere bakmadan önce bir dakika. Aa, çoğunu da gördünüz de. Neyse. Lan yine gördünüz. Lan yine gördünüz. Lan. Şimdi arkadaşlar. Şu durum var. Ben ilk şeyi alacaktım. İlla ki biliyorsunuzdur. Bana bir tane forvet lazımdı. Zaten Acun Ilıcalı da kendisi ne yapmıştı? Şöyle bir açıklama yapmıştı. Bize iyi bir forvet lazım falan demişti. Son zamanlarda bir tane açıklaması var. Amin Guiri diye bir eleman var. Hem 21-22 yaşında hem de gayet potansiyelli, iyi gol atan, çok iyi bir oyuncu. 32-33'e falan anlamıştım. Ama yönetim transferi engelledi. Neden? Ve şöyle bir şeyleri vardı. Yeterince Türk oyuncu alınmadığından dolayı engelliyoruz. Ana, benim kafada bir ışık yandı. Demek ki neymiş abi? Bu takım hani Hull City Türk oyuncuları almamayı istiyor. Şöyle kulüp hedefleri diye girdiğim zaman şuradan bilmiyorum ama bir dakika. Şöyle bakıyorum. Maaş, yeni bir stadyum falan. Ha bak ha, Türkiye'de oynayan oyuncuların transfer edilmesi. Kahrolmuş durumda diyor. Ha. Ben Türkiye'de oynayan oyuncuların transfer edilmesi değil. Yani direkt Türk oyuncuları şey yaptım ve ellemediler. Kahrolmuş durumda diyor. Yapacak bir şey yok abi. Türkiye'de oynayan sadece bir oyuncu aldık. O da birazdan göstereceğiz. Şimdi F9 diyelim ve transferlerimize bakalım. F9 pardon. Arkadaşlar toplamda 127 milyon harcadım ama bunu bana harcattıran bir 85 milyonum vardı. Jacob Graves Tottenham'a tam 58 milyona gitti. Kendisinin değerini şu an görüyorsunuz. 21 yaşındaki oyuncum gayet iyi oyuncuydu. Ve George Hanneman de West Ham'a gitti 27 milyona. O da gayet iyi bir oyuncu olduğunu biliyoruz. 3 milyon alıyor yıllık. Josh Emmanuel'i falan bunları da bedelsiz verdik. Josh Emmanuel burada da fena değil. Şimdi arkadaşlar aldığımız isimler. Merih Demiral'ı 41 milyona kadromuza kattık. Ve şöyle söyleyeyim size. Jacob Graves'tan daha ucuza geldi. Merih Demiral 4,6 milyon alıyor. Gayet iyi. Merih Demiral'dan bahsediyoruz. Yusuf Yazıcı 24 milyona geldi. Yine o da Hanimen'den daha ucuza geldi. Yusuf Yazıcı 2 milyon alıyor. Yunus Akgün 16 milyona geldi. Kendisi 800 bin alıyor ve 50-55 milyon arası değere sahip 22 yaşındaki oyuncu. Mert Müldür mükemmel bir hazırlık dönemi geçirdi. Kendisini takımımıza 13 milyona kattık. Yani ucuz. Çok ucuz geldi. 1,76 para alıyor. Tuanze Bey'i 11 milyon aldık. Tuanze Bey'in de 1,7 milyon maaşı var. 20 yaşındaki Kongolu stoper. Yanına Ravil Tagiri, yanına dediğim hani Ravil Tagiri aldım. Ravil Tagiri 9 milyon aldım. Başakşehir'den hani yedek oyuncu babında. Dahoud Dortmund'da 6 milyon almamı çok komik bulabilirsiniz. Çünkü kendisi arkadaşlar satılık listesindeydi. Dahoud'u aldık. Dahoud da mükemmel bir hazırlık dönemi geçirip mükemmel bir gelişim gösterdi. 26 yaşında 2,75 milyon para alıyor. Enes Ünal rotasyon oyuncusu bir yani rotasyon forvet olarak kadroma kattım. Enes Ünal da 1,27 milyon alıyor. Kendisini 4,5 milyon aldım Nice'dan. Ve Supane Muenta. Evet bir başka forvet daha 25 yaşındaki Taylandlı oyuncu. Kendisini 2,5 milyon aldım. Yani 36-48 arası çok az bir maaş alıyor. Mükemmel bir transfer dönemi geçirdik. Ve şu an kasamızda nerede o?
Şu an kasamızda 30 milyona yakın bir paramız var. 17 milyona yakın kâr ettiğimiz görülüyor. Gözlemcilik olarak 44 milyon maaş bütçemiz, 50 milyon, pardon, 44 transfer, 52 de maaşımız daha artmış durumda. Rodrigo diyor. Rodrigo bu Real'deki eleman değil mi? Mükemmel bir elemansın sen de yani. Ya şu şimdi bir dakika takipçisine şöyle girelim. Arkadaşlar Anthony falan şöyle koyalım. Ne sıfır neymiş? Charlie Musonda oğlum bir dakika adam. Gerçi Musonda'ya gerek yok. Ha Amin Guri bakın. Amin Guri'yi alacaktım. Amin Guri'yi aldırmadı bana. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Benim aslında ki kafamdaki eleman Anthony ama çok fazla para istiyor Anthony. Seneye olur muhtemelen. Bakalım. İlk maçımızda bu arada fixture'dan şöyle göstereyim. Bournemouth'la. Sonra Carabao Cup maçını geçeceğim. United maçı ve Everton maçlarını yapacağız. Ve bu bölümü böyle bitireceğiz. Maça geçelim şöyle arkadaşlar. Yunus Koyul, Mert Nikita, Hulk, Yusuf Seli, Davut, Puanze ve Merih Pavlenka. Bunlarla çıktım. Ve yedeklerimde Muenta, Alfie Jones, Malik, Enes, Kalum Elder, Doherty, Haluk, Ravil, Eric Traore. Bunlar var. Şöyle takımı bildiriyorum. Forma numaraları istiyor. Spanet Muenta'ya 15 numarayı verelim. Ya 10 numara Enes Ünal mı? Neyse 10 numara Enes Ünal. Çok saçma ya. Keşke onu kendim yapsaydım. Böyle soyunma odası diyelim. Bournemouth'a karşı favoriyiz. Çünkü Bournemouth'tan geçen sene çok da üstündük. Bournemouth'a karşılaşmak benim için biraz iyi olmadı açıkçası ama neyse yapacak bir şey yok. Kritik anlarda oynuyorum maçı. İlk 10 dakika geride kaldı. Şutumuz yok. Zemura ile Taçkın Demne pardon. Zemura, Hulk topu kapamadı. Mepham, Guanita, Kelly, Demne dikti topu ileriye. Top Merih'te kaldı. Merih Demiral. Manzebe. Davut. Davut'ta bir sakatlık var. Daha 9. dakika. Yapma ya. Evet. Oraya kimi alabilirim? Alfie Jones, Doherty, Haluk. Genç oyuncumuza bir şans verelim mi? Genç oyuncumuza şans veriyorum. Haluk Işıları oraya aldım. İneceksek de beraber inelim. Nikita. Dakika 10. Davut. Nikita. Yusuf Yazıcı. Çevirdi. Yuriel Selle vuramadı. Coyle. Coyle. Kaptan Coyle. Açtı ortasını. Ne oldu? Ne oldu? Penaltı mı var? Nikita ne yaptın sen öyle? Nikita uçtu. Penaltı verildi. Topun başında Seli var. Seli attı golü. Dakika 11. İlk golümüz, Premier League golümüz Seli ile penaltıdan geliyor. Seli vurdu, golünü attı. Bu arada arkadaşlar bayağı bir şu an Mert bu arada kart görmüş. Mert uyaralım. Bu arada bayağı bir maaş şey transfer bütçem var. Birkaç tane şey almak istiyorum. Regen varsa birkaç regen. Ben regen de yapamam biliyorsunuz. Birkaç regen almak istiyorum. Ha, ilk 11'e değil. Yedeklere dursun. Gabriel Barbosa. 11 dakika. Newcastle ne yapmış? Newcastle ne yapmış? Newcastle geçen sene 224 milyon harcamış. Gabriel Barbosa. He, Gabriel Barbosa. Tamam. Gonçalo Inacio. Diego Carlos. Lucas Digne, Jock McKean bunları almış. Bu sene çok fazla bir şey yapmamış. Andre Onana'yı bedelsiz katmış. Gayet iyi bir transfer. Newcastle şu an Premier Lig'de birinci sırada. Aston Villa 1-0 geçmişler falan filan. Neyse bakalım hadi hızlı geçelim maça. İlk 20 dakika geride kaldı. Şut çekemiyorum. Ne yapacağız bilmiyorum. Mert Müldür. Uzun bir taç kullandı. Cantwell. Tekrar Mert. Haluk Işılar. Aman Haluk dikkat. Tuanzebe. Hulk. Yusuf. Selih. Yunus'u gördü. Yunus Akgün çevirdi. Tekrar Yunus. Yapma. Demme. Solanke.
Lerma, Kelim, Epam derken oradan bir çıktılar. Süpersiniz de Coil, Mert, Ali Kuşular, Merih, Pavlenka, Tuanzebe, Mert Müldür, Nikita, Yusuf Yazıcı, Mert, Haluk, tekrar Yusuf. Yusuf'tan Yunus'un önüne Yunus kaleci Guanita'ya döndü. Zemura. Kentvel. Koyul araya girdi ama tekrar. Selih kaptı topu. Haluk. Tekrar Selih. Selih'den bir uzun top. Nikita'nın önüne kaldı top. Nikita. Çevirdi. Yusuf Yazıcı. Yazdı golü. Yusuf Yazıcı yazdı golü. Selih mükemmel gönderdi. Nikita gitti topa. Döndü Yusuf'a. Yusuf bir füze yolladı adeta. 2-0 oldu maç. Mert'i ikinci yarı oyundan çıkarmam lazım. Öyle görünüyor. Güzel, iyiydi. Taktikler. Yani Mert kötü oynamıyor açıkçası ama bir Kalümelder çakalım oraya. Hulk'tan memnun değilim canım. Yunus'tan memnun değilim. Basit biraz üzerinde. Hulk orayı alıp Yunus, Enes Ünal'ı bir forvet deneyelim. 2 yaptık. Hatta 3 yaptık. Neyse, yapacak bir şey yok. Enes Ünal girdi. Geller girdi. Stafe. Kelly. Lerma. Kelly, Stasey, Lerma. Lerma'dan tekrar Kelly'ye. Kelly döndü geriye. Guanita. Mepam, Demne, Kelly. Enes Ünal girdi araya. Nikita döndü. Enes Ünal. Enes Ünal. Premier Lig'deki ilk golünü kaydediyor. Husti ile Enes Ünal. Enes çok güzel girdi araya. Nikita topu kazandırdı. Nikita Enes'e kazandırdı. Enes'ten güzel bir şut. 3-0. Şut sayımda bir azalma var. Ama onun haricinde bitiriciliğindeki yükseklik, isabetli şut sayımdaki azlığı bitiricilik kalitesiyle kapattım. Yani en azından böyle bir şey yaptık. Kentfel kullanıyor. Friki'yi. Gol gelir mi? Kentfel kaleye vuracak gibi görünüyor ve Todd Kentfel. İlk golümüzü de jeneriklik olarak yedik. Güzel bir gol yedik. 3-1. Tam 90'a. Hulk kötü oynuyor. Oyuncu değişikliği hakkı bitmiş. Selih. Aç noktayı Merih Demiral. Kafayı da vurdu ama. Gol gelmedi. Hulk kart görmüş. Aman abi. Mepam Kelly. Döndü Guanita. Dikti ileriye. Guanita. Merih'te kaldı top. Fili. Coil. Hulk. Hulk döndü. Coil'dan güzel top. Nikita çevirdi. Enes Ünal attı golü. İkinci golü. Bir offside olabilir. Enes'in ikinci golüydü ama iptal edildi. Bir Gömert'teki ilk galibiyetimi almaya çok yakınım. Merih'in kafası Hulk yapma. Hulk bomboş pozisyonda. Gerçekten çok kötü oynadı orada ya. Atsa 4-1 olacak. Evet, ilk maçımız arkadaşlar. 3-1 kazandık. Güzel bir takım kurduğumuzu biliyorum. Halen dediğim gibi paramız var. Aslında Alex Telles falan var. Ama Alex Telles alamam muhtemelen. Çok fazla para. Mahmut Davut 3 gün. İyi 3 gün. Güzel. İngiliz futboluna geri dönüyor. Allah Allah. Nerede oynadı oğlum? Ha, City. Doğru, City ile. Onun için Premier Lig'de hiç oynayamamış oğlum Premier Lig'de. Şurada da oynayamamış. Sıfır yani. Rodrigo diyor. Ekleyelim bari Rodrigo'yu. Tamam. Asistanı gönderiyorum. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Karabağ Cup maçını hızlı geçeceğim. Premier Lig maçında United maçıyla tekrardan görüşürüz diyelim.
Videonun bu kısa şimdilik. Tekrardan selamlar arkadaşlar. United maçıyla şu an karşınıza geçeceğim. Ama öncesinde United'ın transferlerine bakalım. United'da Kaptan Ronaldo, kilit oyuncu Kylian Mbappe adamı bedelsiz olarak kadroya kattılar. Maaşları 38 milyon maaş vermişler. Valla bilmiyorum, Mbappe içimizden geçebilir. Hadi bakalım, tak toplantısına girelim. Takım seçimi. Evet. Mert ve Ravil'de birazcık. Ha, Ravil niye oynuyor ki? Merih Ravil. Bir dakika, Ravil Tagir. Ovak. 83. Vanze ve Yorgun. Ravil Tagir. Neyse, Ravil Tagir oynasın. Ravil Tagir de o kadar kötü bir oyuncu değil. Hani Alfie Jones. Çok memnunum Alfie Jones'tan falan ama Merih var sağ ayak. Ravil Tagir oynayabilir. Mert Müldür. Her ikisini mi kullanıyor bari? Her ikisini kullanabiliyor ayağını. Çok iyi. Hem sağ hem sol. Çok güzel. Ha, bu arada Blackburn Rovers'ı 2-0 geçtik. Karabağ Cup'ta yolumuza devam ediyoruz. Takımı bildiriyorum arkadaşlar. United'a karşı. Hemen hızlı geçmeyeceğim. Merak edin. Ha, şuradan bakabiliriz. Ronaldo, Mbappe, Fernandes, Paul, Pogba, Van de Beek, Matheus Nunes almışlar. Luke Shaw, Bisakka falan filan baya baya. Cavani, Martial, Dalot, Sancho, Rashford, Lindelof. Oğlum çok sağlam takım ha. Hadi bakalım, hayırlısı diyelim. Bir de herhalde şeyiz değil mi? Deplasmandayız diye biliyorum. Deplasmandayız aynen. Evet, çimlerin güzelliğini gördünüz. Ve maça başlayan taraf United oldu. Nikita, Mert Müldür, Yusuf Yazıcı. Mert Müldür. Yusuf çevirdi. Koyul. Allah be. Koyul. Statta şu an 75 bin kişi var. Luke Shaw. Van de Beek. Ronaldo. Luke Shaw. Pogba. Bir uzun top. Kimse yok. Pavlenka. Tagir'den Mert Müldür. Yusuf. Nikita. Davut. Davut bu arada 3 gün falan yoktu. Arada dinlendi. Sıkıntısı yok. Oynuyor. Yunus'tan kötü bir pas. Varan. Maguire. De Gea. Varan. Van de Beek. Bir uzun top Ronaldo'ya. Ronaldo Mbappe'yi gördü. Mbappe de golü gördü. Dakika 6, Ronaldo'nun asisti, Mbappe'nin golü. Van Bissaka kart görmüş. Van de Beek. Van de Beek'ten Ronaldo'ya mükemmel pas. Ronaldo'dan Mbappe'ye. Mbappe'den Ronaldo'ya. Ronaldo. Aman aman. Pavlenka. Yemin ediyorum bu ikisi dağıtacaktı beni az kala. Bruno Fernandes. Tagir vurdurmadı. Yunus. Yunus diyorum, pardon, Yusuf Yazıcı topu uzaklaştırdı. Taç. United çok baskılı oynuyor. Bruno Fernandes kullandı frikiği. Varane, Pavlenka. Şu an United çok sağlam geliyor üstüme. İleri üçlüsü çok sağlam. Varan, Pogba, Bruno Fernandes, Maguire, Varan, Van de Beek, Bruno Fernandes, Ronaldo'ya Merih uzaklaştırdı. Yunus, Dahoud, Koyul kart görmüş. Koyul hemen uyaralım. Koyul uyardık. Koyul'dan Yunus Akgün'e. Yunus Akgün. Yunus'tan yani Yunus ilk 11 oynayacak oyuncu değil ya. Aldık ama yani abi bir de biliyorum şey takım çok güçlü. Yunus istediğim şeyleri yapamıyor. Bruno Fernandes yapma. Bir yapma abi ya. 2-0. Evet diyelim, şuraya geleceğiz abi. Ulku şuraya çekeceğim. Enes Ünal, benim forvetim Enes Ünal. Enes, Ulk, Nikita. Böyle çıkmam lazım. Hani Muenta da bayağı sağlam. Muenta'yı biliyorsunuz zaten. Tayland kendisi.
Enes. Biz de oyuna. 2-0. Gerçekten çok kötüyüz. Coyle kullandı taşı. Varan. Luke Shaw. Dikti ileri topu Ronaldo'ya. Böyle gelişi güzel ileri dikme yok. Ronaldo'ya yani Matuş Nunes'i Galatasaray'da mı? Galatasaray'da herhalde kullanmıştık. Yok. Antalyaspor'da kullanmıştık. Van bir dakika Ronaldo. Aman aman abi. Matuş Nunes, Van Bissaka. Taktiksel olarak bayağı benden üstünler. Kalite olarak da bayağı üstünler. Ronaldo bir kafa. Allah'ım ne oluyor? Ronaldo içimizden geçecek yani. Abi bu orta sahamızı kolay geçiyorlar. Kanatlardan gelemiyoruz. Ofansif oyun kurucu. Hücuma çekeceğim seni. Bu Mezella ol. Yok ya bu ne alakası aslında Mezella hücumda kalken. De. Mert çok yorgun. Kalümel de ergetsin. Davut'tan istediğimi alamadım. Feli şu tarafa atacağım. Nikita hani çok da Gitan oraya şuraya Traore girsin bari. Üç değişikliğimizi yaptık. Davut kart görmüş. Hulk. Erik Traore bastı topa Van de Beek. Seni yapma be. İlk puanımızı da böyle kaybediyoruz. İlk maçımızı da kaybettik. Hadi oğlum başarabilirsiniz ya. Hadi be. Koyula taş kullanıyoruz. Yapma be. Hulk mu vurdu ona? Direkte patladı top. Kaleyi bulan şutum yok. Ondan dolayı çok sıkıntıya giriyorum. Artık son şeyler. Buradan abi. Atışarak kaleyi gördüğünde vur diyeceğim. Hadi bir tümle de o taç diyeyim. Evet. Şöyle yapalım. Sabit olup desteğe gelmesin abi. Bu şekilde oynayalım. Şut çekmem lazım. İyi şut çeken oyuncularım var. En azından bir gol buluruz en azından yani. Bir jeneriklik gol bulabilirim belki. 10 saniye dakikalar artık. Son 10 dakika. Elimden geleni yapıyorum. Yani kötü değiliz. Ama yenildik yani bu maç gitti. Manchester United kırmızı şeytanlar kulağımızı çektiler biz. İlk mağlubiyetimizi aldık. Yapacak da bir şey yok. United sonuçta. Premier Lig'de elimizden bu arada Maurizio Sarri evet United'ın direktörü João Palhinha yani çok iyi bir elemansın. Seni Davut'un yerine seni alsaydım. Geç 27 yaşındayım sen. Neyse ya. Canon. Andy Cannon. Yani abi Andy Cannon. Yani nasıl? Ne oluyor burada? Bill Keldwick. Gidebilirsin abi. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar Everton maçına kadar bir tatile çıkıyoruz. Everton maçında görüşürüz diyelim. Tekrardan merhabalar efendim. Everton'ı evimizde ağırlıyoruz. Everton'da biliyorsunuz. Premier Lig'in çok köklü takımlarından bir tanesidir. Şöyle kadrosuna bakalım. Richarlison, Yedemina falan var. Transferlerde. Geçen sene 61 milyon harcamışlar. Kimleri almışlar? İsmail Yar, Sibley. Yani çok da böyle. Xavier Simons. Bir şeyler var işte. Çok da önemli isimler yok. Bu sene de kadrolarına Ander Çapa, Enis Buanga, Alejandro Pozo gibi isimleri katmışlar. Salomon Rondon'u Montpellier'e vermişler. 32 yaşındaki eleman. İyi de bir forvet aslında. Neyse.
Hakkı topan sana geçelim. Bu arada 11. sıradayız. Everton 7. sırada. Şimdi evet, bu taktikle çıkmayacağım tabii ki. Bu taktik size göstermeye çalıştım. Bu taktik arkadaşlar geçen maçta United'ın bana aşağı yukarı bu taktiği uyguladı. Bu taktiği denemek istiyorum. Maçın ilerleyen dakikalarında tabii ilk takvimde dönelim geriye. Muenta, Seli, Yusuf, Doherty, Dahoud. Şimdi şöyle yapacağız. Doherty, Seli, Seli, Dahoud. Muenta oynamayacak tabii ki. Oraya Edin, Nikita, Yunus Akgün. Muhtemelen kiralık olarak Fenerbahçe ve Montpellier seviyorlar. Aslında kiralık verip biraz daha geliştirse mi kendini? Çünkü abi gerçekten ama mükemmel de iyi de bir yedek. Eric Traore o tarafta oynayabilir sağ ayak. Ters ayak kanat oynayamaz gerçi. Hulk yani ilk oynayacak. Hulk Enes Nikita. Yine aynı kadroyla çıkıyorum. Ravil Tagir bu arada orada. Şöyle bakalım. Benzeme mi? Alfie Jones daha iyi görünüyor. Ravil Tagir. Alfie Jones'u oynatabilirim. Bir Alfie Jones'a bakalım. İyi oynuyorlar ya. Hiç oynasın. Takım bildiriyorum. Maça gidiyoruz. Enes Ünal ilk 11'de maça çıkıyor. Bakalım ilk 11'lerinde kimler varmış? Everton'ın görmedik değil mi orayı? Richarlison, Dele Alli, Sar, Alan, Dokur, Milenko, Colgate, Mina, Chapa, Pickford. Tamamdır. Hediye ile kullanıyoruz ilk dakikada. Merih Demiral vurdu. Hulk direkt Pickford. Uskun kartı var. Bu arada Fenerbahçe Trabzonspor maçında kahvecinin gördüğü kırmızı kart. Bence kırmızı karttı ama yani çok talihsiz bir alan. Bilerek yapmadı tabii ki. Ama yani çok sağlam bir baldıra kramponla basma durumu var. Yuriel Selik. Abi Premier Lig'deki ikinci golümde ikinci golünü demeyeyim. İkinci golünü atıyor Selin. Öteki maç bir an 1-0 bitti zannettim de. Mert Müldür. Enes. Mert. Tekrar Selin ve Selin golü attı. 1-0 öne geçtim dakika 6'da. Selin bir korner kullandı. Vurdurmadılar. Tekrar Yuriel Selin. Dahoud. Coyle. Merih Demiral, Yusuf Yazıcı, Merih, Yusuf, Yusuf! Dakika 9, mükemmel bir gol. Abi mükemmel bir gol attık. Bak Coyle'dan, Merih, Merih'ten, Yusuf Yazıcı, tekrar Merih, tekrar Yusuf. Harika bir falso, mükemmel bir gol. 1-0 oldu. Holgate, Alan, Holgate. Milenko, Richarlison. Bastı topa Milenko, Richarlison güzel geçti. Richarlison, Milenko, Alan, Milenko, Hulk güzel kaptı. Enes Ünal, Enes, Enes, Nikita, 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 korner. Pickford kurtardı ama top kornere çıktı. Statta tam 24.900 kişi var. Vurdurdular ama out. Verseniz takım. Takım gerçekten iyi oynuyor. Hulk'un sarı kartı haricinde herhangi bir terslik yok. İlk 25 dakika geride kaldı. Kritik anlarda oynuyorum maçı. 9 şut, 3'ü kaleye buldu, 2'si gol oldu. Gayet iyi oynuyorum. Büyük takımlara karşı yapacak bir şey yok. Mert Müldür ve Dahoud sarı kart gördüler. Onları uyarmaktan maça çaremiz yok. Uyaralım. Seli. Maçta ortasını Merih Demiral bir türlü oradan golü bulamadı. Bir tekrar Seli Hulk. Offside herhalde. Gol geçerli bence ya. Gol geçerli bence. Gol iptal. Vay anasını ya. Sıfır değil. İptal. Burada kim offside bakalım bir. Seli aynen. Seli bayağı bir offside'dı.
İlk 40 dakika geride kaldı. 1.60 gol beklentim var. Everton'un bir isabetli sadece bir şutu var. İyi bir oyun ortaya koyuyorum. İlk yarı bu skorla tamamlanıyor. Hulk'tan memnun değilim. Ama Yunus Akgün'ü de almak istemiyorum oraya. Malik Wilks olmaz. Eric Traore de olmaz. Ters ayaklı kanat. Şimdi yani Yusuf'u oraya ve alıp denesem mi? Ama orta sahada iyi oynuyor Yusuf. İşler iyice bir tuhaflaştı. Yani Muenta, Enes. Enes Ünal'ın yerine Muenta deneyelim. Hulk kalsın. İlerleyen dakikalarda Yunus'u alacağım yerine. Supanat Muenta da ilk maçına çıkıyor. Premier Lig'deki. Daha önce Karabağ Kup'ta sahaya çıkıp golünü de atmıştı. Dakika 60. Dakika 70'de o taktiğe geçeceğim. Evet. Şuraya geçelim. Şimdi Feli'yi şuraya alacağım. Davut'un da kartı var orada. Davut oynayamaz. Doherty, Davut. Feli buradan iki tane yerine de oraya ofansif oyun kurucu. Kimi alabilirim ofansif oyun kurucu? Mezella. Mezella alacağım da Eric Traore. Tamamdır. Bir deneyelim bir. Bir bakalım bir. Nasıl oluyor pratikte? Beş, 80 alan. Burada ne oldu? Deli kullandı. Tahir kafayı vurdu. Allah Allah, niye kaşınıyorum ya? Pickford. Yerimina. Holgate. Pozo. Dokur, Delali, Traore araya girdi. Eric Traore, Pickford kurtardı. Dakika 79. Yuriel Selli ile korneri kullanıyorum. Hagir kafa, out. Selli 8.0 ile oynuyor. Pickford da güzel bir oyunu ortaya koydu. 7.1 ile 7 şutumu, Kalibran 7 şutun ikisi gol etti sadece. Ama 2.71'de gol beklentimiz var. Everton'ı gerçekten çok iyi bir skorla geçiyoruz. 2-0'la net bir skorla geçiyoruz. Premier Lig'e bence iyi başladık. 3 maç, 6 puan. Tabii ilk sezondan şampiyonluk yarışı falan çok saçma olur. Bu kadroya, yani bu kadroya çok zor. Çünkü arkadaşlar yani boş takımlar yok. Ama yani iyi oynuyoruz. 2 avarajımız var. 8 avarajlı bir City görüyoruz. 6-0, 2-0. Yani çok sağlam takımlar var. Arsenal'da hani beraber takım City ve Liverpool'a beraber kalıyor. Mağlubiyeti yok. Wolves 2-1 geçiyor. United Tottenham 1-0 kaybedip beni 2-0 geçiyor. Adam filan. Oh, Robert Olsen kimleri almış ya? Merak mısın? Robert Lewandowski kilit oyuncu. Tabii kilit oyuncu. 42 milyona Lewandowski'yi kadroya kaç? 17 milyon veriyor. Lewandowski almış adam. Geçen sene Benjamin Pavard, Julian Weigl ve Rafa. Bunları almış. Şöyle Premier Lig'e bakalım bir Liverpool ne yapmış. Liverpool, Mazrouni ve Angel Marquez. Geçen sene bunları almış. Şimdi ise Frank Kessie'yi bedelsiz katmış. Mükemmel bir transfer. Kellesi Ignacio'yu almış. Bir Chelsea'ye bakalım. Chelsea ne yapmış? Chelsea Dybala'yı bedelsiz katmış. Mükemmel. Luis Felipe'yi 62 milyonla kadroya katmış. Çok iyi. Geçen sene ne yapmış? Fausto Vera. Genç oyuncuları öğrenmiş biraz Chelsea. Sonrasında kim var mesela böyle? Tottenham ne yapmış mesela altılardan? Böyle çok da Albrighton var Leicester'dan. Tam bir ortacı. 32 yaşında ama. Bu sene de benden tabii Jack Grealish aldı. Divock Origi. SimCity. Dışındaki defans oyuncusu ve Lonut Radu. İyi isimler var. Böyle hem bir de Real ile Barça'ya bakacağım. Maddi yapalım. Maddi değil, çıkar. Transferler önemli çünkü. Geçen sene
Andreas Christensen bu sene Nathan Ake. Abi çok kimse almamış lan bildiğin. Barcelona ne yapmış bu sene? Sadece 2 milyon Emre Demirler'i var. Başka transferleri yok abi Barcelona'nın. Çok acayip. Peki Atletico Madrid ne yapmış? İlk sezon kimse yok ve Karim Rekik, Paolo Gazzaniga çok kimse yok. Abi şey, yani transferlerde herkes transfer yapacak diye bir şey yok ama yani bir tık bir de Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de neler oluyor? Husti'yi biliyoruz. Tamam gördük. Türkiye'de neler oluyor bakalım. Geçen sene şampiyon Trabzonspor olmuş. Bakalım Trabzon kadroyu kimler almış? Trabzon bu sadece Cervinho'yu bedelsiz katmış. Ertuğrul Taşkıran. Fenerbahçe ne yapmış? Geçen sene Opa Nguyet diye bir eleman. Tello, Günay, Cemali, Emircan Altıntaş. Altıntaş pardon. Altıntaş ne lan? Altıntaş nedir o? Tövbe. Galatasaray'a bakalım. Galatasaray bu sene 16 milyon harcamış. Yusuf Erdoğan, Erkan Hasan, Erce Kardeşler, Bayacak Ne, Mustafa Muhammed, Kore ve Burak Yılmaz'ı kadro kalmış. Çok iyi Burak Yılmaz. 37 yaşında. 34 milyonluk bir satış yapmış. Marka ayı Güventa, Yusuf Bana, Semih, Ömer öyle göndermiş. Ve Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş ne yapmış? Önder Karabil'le devam ediyor. Getson Fernandes bu tane yok. Getson Fernandes 6, Rozier 4, Nahan Çiçek ve Umut Güneş. Evet. Evet arkadaşlar. Premier Lig bölümümüzün sonuna geldik. İlk bölümde 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldık. Karabağ Cup'ta da bir galibiyetimiz var. Bu arada Karabağ Cup'tan erken elenince de öyle görünüyor. City ile karşılaşacağız. Bir dahaki bölüm Aston Villa, City ve Chelsea maçları olacak. Bir sonraki maçta Newcastle Leicester yaparız. Bolness'ı mecbur yapacağız. Abi bütün maçları yapacağız. Şöyle gidecek. Bakalım kaç bölüm çıkacak ortaya. Şimdilik benden bu kadar. Ben Mevlüt Ergür. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.